Herkese merhabalar. Yaz tatili geldi. Artık rahat bir nefes alabiliriz. Çünkü artık 9. sınıfsınız. Yok LGS'ydi, yok sayısaldı, yok sözeldi, yok matematikti. Bitti artık arkadaşlar. Şimdi artık 9. sınıfsınız. İnşallah hayallerinizdeki Anadolu Lisesi'nin, Fen Lisesi'nin, Sosyal Bilimler Lisesi'ni ya da Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni bilmiyorum artık. Hayallerinizdeki liseyi kazanacaksınız ve rahat rahat 9. sınıfa hazırlığa başlayacaksınız. Ve ardından da sizi çok güzel günler bekliyor. En iyi sınav bitmiş sınavdır arkadaşlar. Sınavınız bitti gitti. Artık LGS geride kaldı. Şimdi önünüzde daha güzel başarılar, daha güzel zorluklar da olacak. Yine zorluklar olacak. Tabii ki bitti LGS, bundan sonra hiç sınav yok diyemeyiz. Ama şu kesin ki hayatınızdaki en önemli sınavlarından bir tanesini bitirdiniz. Sonucu ne olursa olsun sizler gayret gösterdiğiniz için başarılı olacaksınız. Ve bu gayretinizi ileriki dönemlerde gösterdikçe hayatta hep sizleri başarı bekleyecek. Dolayısıyla artık rahat bir nefes alabilirsiniz. Artık 9. sınıfsınız. Şimdi günün yorumlarına baktığımızda Baran demiş ki, merhaba hocam, size bir sorum var. Ben bu sene LGS'ye girdim. Geçmiş olsun Baran kardeşim. 9. sınıfa geçeyim. Yaz tatilinde derslere göz atıp çalışmalı mıyım? Yoksa okul başladığında okuldan mı öğrenmek daha mantıklı olur? Cevaplarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler demiş. Barancığım ve Baran gibi düşünen bütün arkadaşlara söylüyorum. İlk başta tatil yapacaksınız arkadaşlar. Çünkü sizler çok çalıştınız. Çok gayret gösterdiniz. Şu anda yapmanız gereken tek şey dinlenmek. Dinlenirken çalışabilirsiniz. Yani bir iş yerinde çalışabilirsiniz. Büyükleriniz yardım edebilirsiniz. Pazarda, büfede, kırtasiyede, bilmiyorum artık. Yapacağınız herhangi bir iş olabilir. O ayrı mesele. Ama onun haricinde kitap okuyarak da kendinizi geliştirebilirsiniz. Fakat ders çalışmakla alakalı herhangi bir gayrete girmenize bence şu anda gerek yok. Şu anda dinlenmeyi Türkiye'de en fazla hak edenler sizlersiniz arkadaşlar. O yüzden dinlenin. Ama dinlendikten sonra da bizler 9. sınava geçtiğinizde yine mükemmel bir başlangıç yapın diye sizlere çok güzel bir hazırlık kampı hazırladık. Ama ne zaman? Ta Ağustos'ta. Yani şu anda Haziran'da, Temmuz'da dinlenmek en doğal hakkınız. Ağustos'ta hazırlık kampımız olacak. Ama şu anda Barancığım dinlen. 9. sınava başlarken LGS sonuçları açıklandıktan sonra, oh be şurayı da kazanmışım belli oldu dedikten sonra, ya bura olmadı ama burası iyiymiş dedikten sonra, veyahut da vay be süpermiş dedikten sonra, zaten bizler sizlere 8'den 9 hazırlık kampını hazırladık. Ağustos'ta sizleri bekliyoruz. Ve mükemmel bir şekilde başarıdan başarıya koyacağız. Ama şu anda yapman gereken şey Barancığım dinlenmek. İpek Malgir demiş ki, hocam yaz tatilini nasıl verimli geçiririz? Lütfen taktik yöntemleriyle anlatır mısınız? Bunu da birazdan göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi lütfen öncelikle şunu söyleyeyim. Oh be sınav bitti. Ben bir dinleneyim ama dinlenirken de kaliteli dinleneyim. Şimdi arkadaşlar dinlenirken veyahut da geleceğe dair hedeflerinizi belirlerken planlama çok önemli. Kısa, orta, uzun vadeli hedefler belirlemeniz lazım. Bu ne demek? Bu şu demek. Uzun vadeli hedefiniz mesela şu olabilir. Astronot olacağım, şair olacağım, ressam olacağım, mühendis olacağım, doktor olacağım, avukat olacağım, öğretmen olacağım, fark etmez. Futbolcu olacağım, hiç fark etmez. Uzun vadeli bir hedefiniz olacak. Bu sizin işte 30 yaşına geldiğinizde, 25 yaşına geldiğinizde muhtemelen olmak istediğiniz yer olacak. Bununla alakalı hepinizin bir hayali vardır. Yani doktor olmak isterseniz eczacı olabilirsiniz. Eczacı olmak isterseniz sağlık personeli olursunuz. Öğretmen olmak isterseniz müdür olursunuz. Onlar değişebilir ama önemli olan ben kendimi sağlığa adayacağım. Ben kendimi para kazanmaya adayacağım. Ben kendimi sanata adayacağım. Fark etmez. Bir uzun vadeli hedefiniz olmalı. Orta vadeli hedefinizde 9. sınıfa geçtiğinizde derslerime bomba gibi başlayacağım. Yani 9. sınıfa geçtiğimde işi baştan sağlam tutacağım. Çünkü biliyorsunuz ki ileride sizleri üniversite sınavı bekleyecek. Yani 9, 10, 11, 12. 9 ve 10 TYT'yi oluşturuyor. 11, 12 AYT'yi oluşturuyor. İkisinin dördünün toplamında üniversite sınavı oluşturuyor. Yani üniversitede kazanacağınız bölümün 1/4'ünü, %25'ini 9. sınıf konuları oluşturuyor. Dolayısıyla bunu da baştan sağlam almamız lazım. O yüzden de 9. sınıfı iyi yapacağım diyebilirsiniz. Kısa vadeli de bu yaz Temmuz ayında şu kitabı okuyup bitireceğim diyebilirsiniz. İşte Ağustos ayında 8'den 9'a matematik hazırlık kitabını bitireceğim diyebilirsiniz. Veyahut da işte Eylül ayında şu kitabı bitireceğim diyebilirsiniz. Fark etmez. Kendinize kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli yapacaksınız. Ha, okullar açıldığı zaman bu diyecek. Uzun vadeliniz yıl sonunda takdir almak, orta vadeliniz bu ay şu kitapları bitirmek, kısa vadeliniz de bu hafta şu ödevleri bitirmek şeklinde olacak. Ama şu an için yaz tatilinde olduğunuz için uzun, orta, kısa vadeli hedeflerinizi belirleyebilirsiniz. Şimdi bu neden önemli biliyor musunuz? Fen Lisesi'ne giden öğrenci de, Anadolu Lisesi'ne giden öğrenci de, normal liseye giden öğrenci de uzun vadeli planı yaptığında doktor olmak istiyorsa olur. Ama eğer planı yoksa uzun, orta, kısa vadeli ne oluyor biliyor musunuz? Fen Lisesi'ne de gitse aman neyse artık hayırlısı bir sınava gireriz oluyor. Bir şeyler yaparız oluyor. Dolayısıyla hedefini belirleyen bir insanın karşısında hiçbir rüzgar duramaz. Ve bütün rüzgarlar da ona yardım eder. Şimdi geldik buraya. YKS, Yükseköğretim Kurumları Sınavı. Hiç korkmanıza gerek yok. Sizler zaten LGS gayretinizle bu sınavın neredeyse %40'ını kazanmış durumdasınız. Yani şu anda bu pazar günü üniversite sınavı yapılacak. Açın sorularına bakın, ya ben bunları yapıyorum dersiniz. Ya birçok sorusunu yapabilecek hale geldiniz. Yani LGS'de yaptığınız çalışma size üniversite sınavı için bile bir
temel oluşturdu. Bu temeli de 9, 10, 11, 12'de koruyarak çok büyük başarılara yelken açacaksınız arkadaşlar. Bizim yaz okulumuzda, 8'den 9'a yaz okulumuzda hazırlık programımız matematik ağırlıklı olacak. Neden? Çünkü matematik çok önemli. Sizlere matematikle alakalı hiçbir sıkıntı yaşamadan 9 sınıfa geçtiğinizde tıkır tıkır ilerlemenizi sağlayacağız. Sağlam temelli soru pratiği yapacağız. Ve 8'den 9'a matematik hazırlık kitabımızda çok güzel bir yöntem belirledik. Burada 6, 7 ve 8 tekrar yaparak ilerleyeceğiz. Yani bölünebilme kuralları. Bunu 6'da öğrenmişiz, 7'de öğrenmemişiz, 8'de öğrenmişiz, 9'da da öğreneceğiz. O zaman 6. sınıf tekrar yapıyoruz. Hemen ardından 6. sınıf tekrarından sonra neye geçiyoruz? 8. sınıf tekrar yapıyoruz. Ardından da artık 9. sınıf hazır olmuş oluyoruz. Burada temel mantığımız şu. 8'den 9'a geçerken temel teknikleri, temel kavramları, 9. sınıfta göreceğimiz temel kavramları süper bir şekilde öğrenip 9. sınıfa bomba gibi başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla hiç endişelenmenize gerek yok. Temmuz ayında yavaş yavaş sizlere bunu duyurusunu yapacağız ve Ağustos'ta hazır olacaksınız ve mükemmel bir şekilde zaten o zaman kazandığınız liseler, gideceğiniz okullarda belli olacağı için rahat rahat ilerleyeceğiz. Zamanınızı iyi kullanın arkadaşlar. Sadece video izlemek de olmaz, sadece spor yapmak da olmaz, kitap okumak, arkadaşlarınızla zaman geçirmek, onlarla fikir, sohbet, bunlar çok değerli şeyler. Film izlemek, yürüyüş yapmak, oyun oynamak, test çözmek, zeka testi olabilir ya da Ağustos ayında dediğimiz gibi matematiğe temel oluşturacak sorular çözebilirsiniz. Dolayısıyla zamanınızı iyi kullandığınızda mükemmel bir şekilde tatil geçireceksiniz. Hem de hazırlanmış olacaksınız. Sadece çalışan sıkılır. Yani bu doğru değil. Sadece çalış olmaz. Sadece gezen de kaçırır arkadaşlar. Hem sıkılır hem de kaçırır. Yani sıkıntının bitmesi insana lezzet veriyor. Bakın siz LGS için uğraştınız. Sıkıntı çektiniz. Bitti şimdi lezzet diyorsunuz. Oh be ilk çalışım bitti diyorsunuz. Hiç çalışmasaydınız sene boyunca şu anda biraz canı sıkılırdı. Ya üf ya bütün sene gezdik LGS'ye girdik. Keşke biraz çalışsaydık derdiniz. Dolayısıyla dengeli olacağız ve başaracağız arkadaşlar. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. 8'den 9 hazırlık kampımıza zaten bizler sizleri mükemmel bir şekilde hazırlayacağız. Şimdi tercih dönemimiz de geliyor. Tercih döneminde de sizlerle hep beraber tercihleri mükemmel bir şekilde yapacağız. Hiç endişelenmeyin. En güzel liseler sizler için hazırlandı. Sizleri bekliyorlar. Ardından da 9. sınıfa da mükemmel başlangıç yapacaksınız.